Tamam. Değerli arkadaşlarımız, hoş geldiniz. Biliyorsunuz 5 Mart 2012 2840 sayılı yasaya ilave edilmek istenen bor madenleri üçüncü şahıslara devredilebilir. Üçüncü şahıs 3 yıldan sonra süren ihaleler Yüksek Planlama Kurulu tarafından denetlenir maddesi. Buna karşı olduğumuzu o günden itibaren yaptığımız eylemlik süreciyle, diyalog süreciyle, genel değerlendirmelerle karşıyız. Neden? Çünkü bu bizim ekmeğimiz. Çünkü bu bizim geleceğimiz. Çünkü bu Türkiye'nin geleceği. Ne demek bu? Şu demek arkadaşlar. Bir yere çıkacaksınız. Gel kardeşim bir asit borik fabrikası kur. Evet. Çalıştık. Evet. İhale süreci doldu. 3 yıl geçti. 3 yıldan sonra ihaleyi kaybetti. A firması. Ne yapacaksın adama, ne diyeceksin? Al kardeşim asit borik fabrikana sök git mi diyeceksin? Bunu diyemiyorsun. Neden? O firma imtiyaz hakkına sahip oluyor arkadaşlar. O firma bizimle beraber orada üretim yapma adına söz sahibi oluyor. Bunu değil genel müdürlük, hükümet bile çıkaramaz artık burada. Çok açık ve net söylüyorum. Dolayısıyla biz en başından beri koyduğumuz tavır, biz bu maddenin geri çekilmesi talebimizi burada tekrar dinliyoruz. Bu madde geri çekilecek. Bakanlık demiş, biz tekrar bir değerlendirmeye alalım. Hayır arkadaşlar, biz değerlendirmeyi falan da kabul etmiyoruz. Dolayısıyla pazartesi günü Maden Mühendisleri Odası, Türk Enerjisen, Petrol İş Sendikası, Maden İş Sendikası, Kimya Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası bir toplantı yapacağız Ankara'da. Yol haritası çizeceğiz. Türkiye bu maddeyi istemiyor arkadaşlar. İstemiyor. Dolayısıyla 5 Mart'tan bu yana neler yaptık? Bir kısa değerlendirme yapalım. Sözü Sayın Belediye Başkanımıza ve Sayın Vekilimize bırakacağız.